Ayrıca çok daha fazla badminton oynamak istiyorum. Başka ne olabilir mesela? Meltem Hanım, ben en iyisi iftar hazırlıklarına başlayayım. Tuna Bey'in hayallerini dinlemeye devam edersek aç kalırız. Evet Tuna, şiştik senin hayallerinden. Hadi ver artık alo, Haluk bahsetsin biraz hayallerinden. Aa, ama yani karışmayalım, yok şimdi. Ama çok konuştu Meltem, tamam. Yani çok konuştu demek değil yani, öyle bir çektik ki zannedersin sanat filmi çekiyor. Kısa film çektin oğlum. Abi izin verir misin? Devam edebilir miyim? Evet. Lütfen. Karışmayın. Badminton. Bir dakika lütfen. O ne ya? Abi lütfen, rica ediyorum. Ayrıca bu sene dünya çapında bir origami yarışması düzenlemek istiyorum. Ve bu düzenlenecek olan yarışmada da jüride mutlaka yer almak istiyorum. Efendim, hayaline bakar mısın? Origami yarışması ne ya? Origami jürisi ne? İzin verir misiniz abicim ya? Rica ediyorum. Dünya eskrim şampiyonasına mutlaka katılmak istiyorum. Bak. Bu ne var abicim? Eskrim. Evet. Tuna, daha gerçekleştirilebilir hayaller kursan çok iyi olacak. Yürü eskrim diyorum, affedersin yani. Eskrim ben. Ya zaten eskrimciyim biliyorsun yani. Tabii tabii. Müthiş be. Evet abi, ne var abi? 4-6 hepsini biliyorum. Anga. Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Yani Meltem'in hayalleri ne kadar saçmaysa Tuna'nınkiler de o kadar saçma bence. Aa, ne alakası var ya? Ya şimdi pardon, bir şey söyleyeceğim ama yani kuzey ışıklarını gidip seni izlememle yani dünya eskrim şampiyonasına katılmak arasında biraz fark var yani, aynı değil mi? Yani. Devam edebilir miyiz lütfen? Hadi. Tamam o zaman ver. Haluk. Haluk'a ver. Ha. Haluk hadi. Al abi. Ben Azerbaycan'da oynanacak olan UEFA Kupası finalini izlemek istiyorum. Bu mu? Ha. Tabii Beşiktaş'ım finale kalırsa. Haluk'cum, yani kızımızla ilgili böyle gelecekle bu mu? Doğru, doğru söylüyorsun. Azerbaycan'da oynanacak olan UEFA finalini kızımla izlemek istiyorum. Ver, tamam ver. İnanamıyorum Haluk sana. Gerçekten inanamıyorum. Yani hepimiz önümüzdeki sene ne bileyim kendimizi geliştirecek hedeflerden, yapmak istediklerimizden bahsettik. Ha, senin yapmak istediğin tek şey UEFA Kupası finaline gitmek mi yani? Bundan başka böyle kendine dair hiçbir hayalin, hedefin yok mu yani? Bu mu? Meltem, sen beni niye anlamak istemiyorsun? Ben hayatımdan memnunum. Ben bir şey değiştirmek istemiyorum ki. Allah'a şükür böyle sağlığım yerinde, yaşıyorum. Daha ne isteyeyim? Ya çok şükür bunlardan biz de memnunuz Haluk'cum. Evet. Yani buna bir itirazım yok ki benim. Biraz kendini değiştirmen, geliştirmen lazım. Yoksa yerinde sayarsın yani. Kendine hedef koy abi, en doğrusu bir hedefin olsun ya. Ben insanın kendine büyük hedefler koymasına karşıyım. Özgürlüğümü böyle kendi ellerimle teslim edemem. Yok öyle şey. Haluk'cum, yeni bir şeyler öğrenmek de insanı özgürleştirir. İyi tamam ama bırakın da bunu zaman göstersin. Yani zaman içinde tenis de öğrenirsin, İspanyolca da öğrenirsin, kuzey ışıklarını da görürsün. Ama bunu bir hedef haline getirip bunu bir yıl içinde yapmam lazım diye zorundalık haline getirirsen o zaman kasmaya başlarsın. Yani bırakın ya, yani en güzel hedef böyle biraz akışına bırakmaktır. En büyük hedef budur. Mesela Seyhan Nehri, aa ben hep bu tarafa doğru akıyorum, biraz da şu tarafa doğru akayım diyor mu? Ya da Kızılırmak, paşalar gibi yüzyıllardır aynı yöne akıp duruyor. İyi de Haluk'cum, ben bunu kendi hayatımı ya da başka birinin hayatını zorlaştırmak için söylemiyorum ki. Benim bir hayalim var, kuzey ışıklarını görmek. Bunu gerçekleştirebilirsem mutlu olacağım. Ama senin hayalin benim hayatımı zorlaştırıyor. Bir fikrim var. Hı. Yarışma yapalım mı? Kim hayalini gerçekleştirebilecek ya da ne kadarını gerçekleştirebilecek diye, nasıl? Bence saçmalama kotamızı bugünlük doldurduk. Allah, Allah aşkınıza Haluk'un bırakın hayallerimizi gerçekleştirmeyi, konuşmamıza bile tahammülü yok. Ya Meltem, sen ne zaman bir şey istedin de ben yapmadım? Yani allem edersin, kallem edersin, bana yaptırırsın yani, ben de yaparım yani. Bak bu konuda hakkını yiyemem, doğru. Yani. Zorla da olsa yapıyorsun, evet. Ay. Ama ben nasılım Gönül? Allah işte şimdi yani yukarıda Allah var vallahi yani. Lep demeden Çorum. Sen başkasına yapmıyorsun, biliyoruz zaten. Ya ben sadece uzun vadeli hayaller kurmuyorum. Benim kafam kısa vadeli çalışıyor. Mesela şimdiki hayalim böyle işe gideyim, eve geleyim, oturayım. Tamam, anlaştık. Sen
Kısa vadeli hayaller kur, ben ona da varım. Nasıl, anlamadım? Madem uzun vadeli hayalleri saçma buluyorsun, gel o zaman birbirimizin kısa vadeli hayallerini gerçekleştirelim. Bugün sen benim çok istediğim bir şey yapacaksın. Ben de senin istediğin bir şey yapacağım. Böylece çok uzun vadeli hayaller kurmayacağız. Böyle kısa süreli yapabildiğimiz şeyleri yapmaya çalışacağız. Çok iyi fikirmiş Meltem Hanım. Keşke Hüseyin de benim hayalimi gerçekleştirse de eve gelmese. Gülül, ben senin istediğini yaptığım için biz seninle uzun vadeli hayaller kurabiliriz ama. Hayatım, biliyorum. Biliyorum da ama konu biz değiliz şimdi Haluk. Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes kendi hayalini gerçekleştirse, yani birbirimizin hayalini gerçekleştirmek zorunda mıyız? Haluk, çok istiyorum ben. Ya koskoca taş fırınsın be abicim ya. Yani Meltem'in istediği bir şeyi yapamayacak mısın yani? Evet hadi yani Haluk. Ha, yaparım yapmasına da yani kuzey ışıklarını falan seyretmeye gitmem. Ha, öyle bir şey istemeyeceğim. Ne peki? Şöyle. Bugün herkese sarılarak onları ne kadar sevdiğini göstermeni istiyorum. Çünkü bir dakika bitmedi. Bir dakika. Çünkü herkes seni çok seviyor ama senden çok korkuyor. Ya yani istiyorum ki sen de böyle onlara sarılarak hem sevgini göster hem de korkulacak biri olmadığını göster. Ne kadar abuk sabuk bir teklif ya. Lütfen Haluk ya. Sen benim bu istediğim ya. Ben de bugün sen ne istiyorsa onu yapacağım. Bak sana açık çek. Dile benden ne dilersen. Vay, Meltem'den büyük teklif. Bence bu fırsatı kaçırma Haluk. İyi düşünün Haluk Bey. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmez. İyi de ben Meltem miyim öyle abuk sabuk şeyler düşüneyim? Benim aklıma gelmez ki. Tamam, buldum. Şöyle bir teklifim var. Sen bugün herkese sarılarak sevgini göster. Ben de karşılığında gardırobumun yarısını boşaltayım. İhtiyacı olanlara vereyim. Böylece hem senin istediğin olsun, dolabımı boşaltmış olayım, sana yer boşalsın, hem de benim istediğim olsun. Tamam. Ben herkese sarılacağım, sen de dolabını boşaltacaksın. Tamam, anlaştık. Ama ben senin video çekmeni istiyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Ben taş fırın erkeğiyim. Söz verdim mi yaparım. Herkese sarılacağıma söz veriyorum. Tamam. Hadi o zaman buradan başla. Onlar da mı dahil? Aşk olsun ya. Allah Allah. Bizi sevmiyor musun yani? Ay canım, seviyorum da yani. O zaman gel, bekliyoruz. Evet Haluk Bey, ben de bekliyorum, açtım kollarımı. Tamam, sen sevdiğin herkese sarıl. Ben de sana söz veriyorum. Dolabımın yarısını boşaltacağım. Hadi Haluk. Gel Emine. Ay çok duygulandım. Çok duygulandım vallahi. İlk defa sarılıyorsunuz. Bana teşekkür ederim. Devam. Gel gel. Yani durduk yere Haluk'la sarılacağım aklıma gelmezdi. Meltem bravo yani. Evet. Gel Haluk. Mola versek. Gel. Sevgiden kimseye bir şey olmaz. Hadi devam. Aslan kardeşim gel. Haluk, sen de sarılacaksın. Haluk ne yapıyorsun ya? Haluk. Ya ne yapmışlarmışım ya? Sarıldım. Ne bizim şey oldu ya? Haluk, sevgi göstereceksin dedik. Sevgimi gösterdim. Tamam, kuvvet şey etmeden. Tamamdır. Hepsi hazır. Bayağı bir şey ayırdık ama değil mi? Tabii. Merak etmeyin siz. Ben bunu hallederim. Çok sevdiğim bir sözü hatırladım. Kıyafetler kullanılmalı, insanlar sevilmelidir. Yani günümüzde kıyafetler seviliyor, insanlar kullanılıyor. Haluk Bey de güzelce bir yer açıldı. Evet. Peki Haluk Bey bugün sevdiği insana sarılmış mıdır sizce? Ben kıyafetleri kullanmam, insanları sevmem gerektiğini öğrendiysem, bence o da sevdiği insanları sarılması gerektiğini öğrenmiş. Yani ben eminim. Hadi gel. Meltem Hanım, bunların böyle çoğunun üstünde etiket hala duruyor. Ya maalesef işte almışım ama giymemişim yani.
Vallahi Haluk Bey duymasın ha. 25 sene konuşur söyleyeyim. Evet, doğru ama bir yandan da ne dese haklı. Yani şimdi böyle görüyorum, beğeniyorum, alıyorum. Ama sonra bir bakıyorum aslında dolabımda ihtiyacımdan fazlası var. Hale bak. Mesela şu, ben onu hiç giydiğinizi görmedim şimdiye kadar. Zaten giymedim. Yani işte öyle lazım olur diye almışım hani bu renkli bluzum yok diye böyle. Ama gel gör ki hiç giymedim. Ne yapalım? Bunu da verecekler kısmını ayıralım mı? Ayır ayır. Ayır yani madem giymemişim demek ki giymeyeceğim yani. Bari birilerinin işine yarasın. Ay bu arada beğendiğin ne varsa hala. Sağ olun Meltem. Yani pantolonlar falan büyük gelir de ne bileyim bluz mülüz belki. Sağ ol. Bir şey. Bak bunu giyerim aslında. Ha? Bak mesela bunu bir kere giydim. Ha bak onu da. Onu da. Ama evet. Verelim. Verelim Meltem Hanım. Hı. İnsanın aslında az kıyafetinin olması iyi bir şey biliyor musun? Neden Meltem Hanım? E çünkü çok olunca insan bir türlü ne giyeceğine karar veremiyor. Sonra o kararsızlıktan böyle her sabah bir vakit harcıyor. Sonrasında da zaten o yenileri giymekten vazgeçip hep aynı kıyafetlerin etrafında dolaşıyor. Mesela ben hep aynı eteği giydiğim için sabahları ne giysem acaba diye düşünmüyorum. Kafam rahat yani. Biliyor musun? Bir araştırmaya göre kadınlar ömürlerinin tam bir yılını bugün ne giysem diye düşünerek harcıyormuş. E ne güzel işte bu sayede ömrünüze ömür kattınız Meltem Hanım ne güzel. Alın da. Açıyorum ben açıyorum. Hoş geldin babacığım. Bir dakika kızım. 9998, 99, 10.000. 10.000. adımı attım. Hayırlı uğurlu olsun. Bravo Kemal amca. Canım benim. Hoş geldin altın babacığım. Altın madalyayı hak ettiniz artık. Bravo Emine. E doktor ne diyor baba? Aa gayet iyi. Bütün tahlillerim, her şey gayet güzel çıktı. Bu yürümek yaradı bana. Aa yaramaz mı baba? Yarar tabii. Keşke şu Haluk'u da ikna etsek de o da yürüse ama. Sen onu bana bırak. Gelsin ben ikna ederim. Kimseyi dinlemez ki o baba. Beni dinler sen bana bırak. Haluk Bey'i yürüyüş yapmaya Guarezma bile gelse ikna edemez. Evet evet geliyor yemeğini yiyor şu koltuğa oturuyor televizyonu açıyor bitti. Bir daha hareket yok. Çok kötü. Ben onu ikna ederim hiç merak etme hayatım. Ben geldim. Hoş geldin. Atma şunu. Oğul baba nasılsın? İyiyim damat sen nasılsın? İyi vallahi fena değil. Hoş geldin. E hadi sofraya oturalım. Tamam oturacağız zaten. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım geliyorum. Haluk. Telefonunu verir misin? Ne? Bir dakika ver. Kaç adım atmışsın ona bakacağım. Ha lokmalarımı sayıyordun şimdi de adımlarımı mı sayıyorsun? Haluk 1000 adım atmışsın sadece 1000 adım. Yani? Ne? 1000 adım mı? Damat çok kötü. Olur mu öyle şey? Bunun en az 10 katını atman lazım ya. Haluk baba. Haluk Bey yani tuvalete de mi gitmiyorsunuz? Ben bile evin içinde minimum 3000 adım atıyorum yani. Ben işe arabayla gidiyorum. Orada da oturuyorum. Gayet normal yani. Aa, hiç normal değil Haluk. Yeteri kadar da korkutucu. Ya hadi ben elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Sofraya oturalım hadi. Babacığım hadi. Hadi. Görüyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alırım, ayrı dümen tutarım.